Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 80 günde devri TT kampımızın geldik 34. gününe ve bugün 1. dereceden eşitsizliklerin kayıt testlerini yapacağız arkadaşlar. Toplamda 60 soru olacak. İlk 30 tanesi temel orta seviye. Son 30 tanesi yani 30'dan sonrası yani 31'den itibaren orta ve ileri seviye sorulardan oluşacaktır diyoruz. Ve testin pdf'i soruların hepsinin pdf aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz diyorum. Sol üstte tarattırdığınızda kare kodu hatta şöyle sayfaya geçelim. Kare kodun sol üstünü tarattırdığınızda video ulaşırsınız. Çözüm videosuna sağ üstü tarattırdığınızda oynatma listesine ulaşırsınız diyorum. Aşağıda açıklamalarda çözümlü pdf'de mevcuttur arkadaşlar. Umarım buraya kadar eksiksiz bir şekilde gelmişsinizdir diyorum. Şimdi şöyle bir şey var eksik olduğunuz konuyu daha da üstüne düşebileceğiniz bol bol testleri zaten sizlere sunuyorum. En doğru öğretim yönteminin bu olduğunu düşünüyorum. Yani nedir benim doğru olarak nitelendirdiğim öğretim yöntemi? Konu anlatımı geliş bir şekilde yapılır. Üstüne eski nesil sorular, kaya testler ve kaya sorular olarak sizlere verilir. Bunun üstüne de yeni nesil sorular inşa edilir elit sorular ve elit testler diyelim. Ve şimdiye kadar bu şekilde zaten gelmiş bulunduk arkadaşlar diyorum. Ve ilk sorumla başlıyorum. x eksi 2 küçük eşittir 7 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor bana. Burada amacımız bizim x yalnız bırakmak. O zaman eksi 2 arkadaşımızı diğer tarafa atsam x küçük eşittir 7 artı 2 dediğimizde ve buradan da x küçük eşittir 7 artı 2'den 9 deriz ve ilk sorumuzun cevabı bursa olarak bulunmuş olur İkinci sorumuzda 3A eksi 3 büyüktür 6 ve 2 artı 5 küçüktür 9. Arada V var ya arkadaşlar. Demek ki ben burada bulduğum sonuç burada bulduğum sonucu kesiştireceğim. Arada V olduğu için. Arada V A olsaydı birleştirecektim. Eşitsizlikleri sağlayan A'nın kaç farklı tam sayı değeri vardır diyorum. Önce sol tarafı çözüyorum. 3A eksi 3 büyüktür 6 dersem. Eksi 3'ü diğer tarafa attığımızda 3A büyüktür 9. A büyüktür 3. Bu bir. ve Diğer tarafı çözüyorum. 2a artı 5 küçüktür. 19 üzerim 5'i diğer tarafa attım. 2a küçüktür. 14. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde a küçüktür 7. Yani benim a sayım 3'ten büyük, 7'den küçük. Bu ikisini kesiştirdiğimizde a'nın 3'ten büyük, 7'den küçük olduğu değerler vardır ve kaç farklı tam sayı değer alır diyor. Alacağı tam sayı değerleri burada 4 var, 5 var, 6 var, 3 farklı tam sayı değer alır. İkinci sorumuz da diğer bakım olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuz eksi 3 çarpı 1 eksi a bölü 2 küçüktür eksi 6. Eşitsizliğini sağlayan a'nın en büyük negatif tam sayı değeri kaçtır diyor. Çözelim. Bakın burada eksi 3 var. Bakın burada eksi 6 var. Ben ikisini aynı anda bölebilen her iki tarafı eksi 3 ile bölsem negatif bir sayıya böldüm. Eksi 3 bölü eksi 3'den 1 çarpı parantez 1 eksi A bölü 2 negatif bir sayı böldüğüm için bu arkadaşımız yön değişecek. Eksi 6 bölü eksi 3'ten de 2 geldi. Tamamdır hocam. 1 eksi A bölü 2 büyüktür 2. Biri diğer tarafa attım. Eksi A bölü 2 büyüktür. 2 eksi 1'den 1. Her iki tarafı eksi ile çarptığımızda A bölü 2 küçüktür. Eksi 1. Bir de her iki tarafı bir de 2 ile çarpıyorum. O zaman A küçüktür. Eksi 2 olmuş oluyor. Soru benden. Eksi 2'den küçük. Alacağı en büyük negatif tam sayı değerini soruyor. Eksi 2'den küçük alacağı en büyük tam sayı değeri eksi 3'tür diyorum ve de 3. sorumuzda C olarak bulunuyor. 4. sorumuzda 5 üzeri x büyüktür 140 eşitsizliğini sağlayan x'in en küçük doğal sayı değeri kaçtır diyor bana. Peki 5'in kuvvetlerini düşünüyorum. 5 üzeri 1 5'e 5 üzeri 2 25'e 5'in kübü 125'e 5 üzeri 4 de 625 eşit. Peki 5 üzeri x 140'tan büyükse 140'tan büyük olan x sayı e 625'tir. O zaman x'in alacağı değer ki şöyle yazarız. 5 üzeri 4 büyüktür 140 dersem ben. x demek ki en küçük doğal sayı olarak 4 değerini aldığında 140'tan büyük oluyor. Dördüncü sorumuz da bu şekilde diğer bakır olarak bulunuyor. Beşinci sorumuz x büyüktür eksi 2 ve eksi 5 küçük eşittir x eksi 1 küçük eşittir 6. Eşitsizliklerini sağlayan arada ne var? V var. X'in kaç farklı tam sayı vardır? Demek ki ben bu ikisini kesiştireceğim. Bir sol taraf zaten bariz. Nedir? Bariz olan şey X büyük eksi 2. Ve sağ tarafa geldim. Her tarafa artı 1 eklersem ben. Eksi 5 artı 1'den eksi 4. Küçük eşittir. X eksi 1 artı 1 ekledim. X küçük eşittir. 6 artı 1 7. Bu 1. E ben bu ikisini birleştireceğim. Yani özür diliyorum. Bu ikisini kesiştireceğim. Şöyle bir şey bakın. Elimizde şu an ne var bizim? X büyüktür. Eksi 2 var. Üst sınırım da sonsuzdur. Ve iki tane işlemi bu şekilde kesiştirmemiz istiyorsam şöyle yapılır. Alt sınırların büyüğü. Eksi 2 küçüktür x. Üst sınırların küçüğü. Küçük burada 7'dir. Küçük eşittir 7. Yani benim x'imin aralığı eksi 2'ye 7'dir. x'in kaç farklı tam sayı değeri var diyorum. Balalım, bakalım. Eksi 1, 0, 1. Nereye kadar gidiyorum? 7'ye kadar. Şurada 7 tane, 8. Bir tane de burada. 9 tane yaptı kaleme geçemedim. 9 tane yaptı. Bu da bana 5. sorumuzun cevabını burs olarak bulduruyor. 6. sorumuzda eksi 2 küçük eşittir x küçüktür 5 olduğuna göre benden istediği 3x eksi 2'nin alabileceği değerlerin en geniş hangisidir diyor bana. Girişte x'e tam sayı demiş mi? Hayır. O zaman ben bu işlemi çözeceğim. Çözeceğim diyeyim. 3x eksi 2'yi elde etmem lazım. Nerede? Burada. Adım adım geliyorum. Önce ben her yeri 3 ile çarparsam. 3 çarpı eksi 2. Eksi 6. Kameranın dışına çıkmıyorum değil mi? Şöyle yapayım. Hafif bir kaydırmak lazım. 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Evet. 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Küçük eşittir. 3 çarpı x 3 x. Şöyle. 3 x küçüktür. 3 çarpı 5'ten 15. Bu bir. Attık cebimize. Devam ederiz. Eksi 2 lazım bana. Her yerden 2 çıkarıyorum. Eksi 6 eksi 2 daha. Yani her yere eksi 2 ekliyorum. Eksi 8 küçük eşittir. 3x eksi 2 küçüktür. 15 eksi 2'den 13 yaptım ve benden bu aralığı istiyordu. Demek ki eksi 8'den büyük. 13 tane küçük olarak bulunuyor. Sorumuzun cevabı Diyarbakır'dır diyoruz. Altıncı sorumuzu da bu şekilde tamamlamış buluyoruz arkadaşlar. Zaten hepsi giriş seviyesi. Konuyu öğrendiniz mi öğrenmediniz mi? İşlemi biliyor musunuz diye sorun sorulardı. Ekstra farklı bir soru burada. Belki üstü işlem bilmeniz gereken dördüncü soru vardı diyorum. Hepsi klasik tarzda soruydu. Burada öğrendiğiniz bir kazanım da arada V olduğunda kesişim yapmanız kesinlikle gerekiyor diyelim. Yedinci sorumuzda devam edelim. Şöyle yaklaştırdım. 43 artı A büyüktür B artı 43 artı A büyüktür B artı 43, 143 artı B büyüktür C artı 143 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakın işlemimiz sol tarafında 43, sağ tarafında 43 olduğu için sadece yaşıyor. Geriye sadece A büyüktür B kalıyor. Bu bir. E Burada 143, burada 143 var gidiyor. Geriye sadece B büyüktür C kalıyor ve mantıken düşündüğümüzde, şimdi bunların ikisinin birbirine bağıntısı yok ya. Aslında bunlar V'dir. E ben bunları V ile kesiştirdiğimde A B'den büyük, B C'den büyükse demek ki A büyüktür B. E, B de C'den büyük. Otomatikman A büyük, B büyük, C oluyor. Buradan da yedinci sorumuz bize Adana olarak buldurmuş oluyor. Sekizinci sorumuz 5 eksi x bölü 3 küçüktür. x 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi dikkat daima doğrudur diyor. İşlemi aynen yazıyorum. 5 eksi x bölü 3 küçüktür burası x eksi 1. Şimdi içten dışta çarpım yapmak doğru bir şey. Ama ben paydaya göre konuşuyorum. Ben bu üçten kurtulmak istiyorsam işlemin her iki tarafını 3 ile çarpıyorum. Çarptığımda sol taraf 5 eksi x küçüktür. 3'ü dağıttım içeriye. 3x eksi 3 bu bir. Eksi x'i bu tarafa gönderdiğimizde 3x, x daha 4x yapar. Eksi 3 bu tarafa artı 3 geldi. 5 daha 8 yapar. Ve her iki tarafı 4'e bölürsem, bölersem x büyüktür. 8 bölü 4'ten 2'yi bulurum. Zaten benden bunu istiyordu. 8. sorumuzun cevabı Diyarbakır'dır diyoruz arkadaşlar. 9. sorumuzda a eksi 8 bölü 3 küçüktür. b artı 10 bölü 3 olduğuna göre a eksi b farkının alacağı en büyük tam sayı değeri kaçtır? Benden a eksi b istiyor ya. E a burada b burada. Ben b'yi eşitliğin sol tarafına eksi 8 bölü 3'ü eşitliğin sağ tarafına gönderirsem bulacağım sonuç a eksi b. Arada küçüktür var. Bu tarafta 10 bölü 3 var. Artı bir de burada 8 bölü 3 var. Yani kısaca a eksi b küçüktür. 10 artı 8'den 18 bölü 3. 18'i 3'e böldüğümüzde çıkacak sonuç 6'dır. Demek ki a eksi b işlemi 6'dan küçük olacak. 6'dan küçük alacağı en büyük tam sayı değeri de a eksi b'nin 5 olduğu değerdir. 9. sorumuzda Diyarbakır olarak bulunmuş oluyor. 10. sorumuzda a artı 1 bölü 4 büyüktür 2 bölü 3 eşitsizliğini sağlayan a'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Bu işlemi bulmamızı istiyor. Bakın 4, 3. ikisi de pozitif mi? Evet. O zaman ben paydalara göre konuşuyorum. İçler dışlar çarpımı yapabilirim. Yani 3 çarpı a artı 1 büyüktür. Bu da 4 çarpı 2 demektir. Dağıttım içeriye. 3a artı 3 büyüktür. 4 çarpı 2, 8. 3'ü sağ tarafa gönderdim. 3A büyüktür. 8 eksi 3'ten 5. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde A büyüktür. 5 bir 3. A sayısı 5 bir 3'ten büyük. 5 bir 3 dediğim sayı 2 küsür bir sayı. Pardon 3 6 özür diliyorum. 5 bölü 3 dediğim sayı 1 küsür adlı bir sayı. 1 küsürden büyük olan en küçük tam sayı değeri A'yı 2 yapar. Bu da bana 10. soruyu Adana olarak buldurmuş olur. 11. sorumuzda a kare küçüktür a olduğuna göre a Aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor ve düşünüyoruz. Ki zaten bunu kaya sorularda bol bol yaptık. Bunlar sizin zaten ödev testleriniz. Bir sayının karesi kendisine nasıl küçük olabilir? Dediğimiz gibi illa ezber yapmadıysanız bir soruya mahsus yine yapıyorum. Dört ihtimal var. Birinci ihtimalim sayımız eksi sonsuz da eksi bir aralığında olabilir. Eksi bir ile sıfır aralığında olabilir. Sıfırla bir ve bir ile sonsuz aralığında olabilir. Bakın eksi sonsuz eksi bir aralığında ben eksi iki değerini aldım. Eksi ikinin karesi dört küçüktür. Eksi iki doğru mu? Değil. Demek ki bu aralıkta değil. Eksi 1 0 aralığında eksi 1 bölü 2'yi aldım. Karesi 1 bölü 2 küçüktür eksi 1 bölü 2 doğru mu? Değil. 0 ile 1 arasında 1 bölü 2'yi aldım. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 küçüktür. 1 bölü 2 doğru mu? Doğru. Demek ki benimki bu aralıkta olabilir. 1 ile sonsuz arasından 2'yi aldım. 2'nin karesi 4 küçüktür 2. Değil. Demek ki benim sayım, benim a sayım 0 ile 1 arasında olmak zorunda tekrar ediyorum. Eğer bir sayının karesi kendisinden küçükse İlla bu şekilde olmak zorunda değil. Mesela A üzeri 4 de A üzeri 3'ten küçük de olabilirdi. Yani çift kuvveti tek kuvvetinden eğer küçükse benim sayım her zaman 0 ile 1 arasında olmak zorunda. Bakın 1 bölü 4 mesela 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 1 bölü 16 küçüktür. 3. kuvveti 1 bölü 8 bakın burada da geçerli olmuş oluyor bu kural arkadaşlar diyorum. 0 ile 1 arası arıyorum. Hangisi olamaz diyor. Bu arkadaş 0 ile 1 arasında, 0 ile 1 arasında, 0 ile 1 arasında, 0 ile 1 arasında. Ama bu birden büyük bir sayı. Demek ki Adana olamıyor. 11. sorumuz Adana'dır diyoruz. 12. sorumuz A eşittir 4B ve 8 küçük eşittir A küçüktür 40. Olduğuna göre B'nin kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. O zaman hocam ben A gördüğüm yerine yazıyorum. 4B'yi yazıyorum. Yazdım. 8 küçük eşittir 4B küçüktür 40. B yalnız bırakacağım. Her yeri 4'e bölüyorum. Bakın alayını buradan 4'e bölersem. 8 böl 4'ten 2 küçük eşittir. 4 B böl 4'ten B küçüktür. 40 böl 4'ten o. Yani benim B'si B sayım 2 ile 10 aralığında. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor benim alacağı. Nedir bunlar? 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 var. Yani alacağı toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değer vardır. Ve 12. sorumuz da Ceyhan olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar diyelim. Temel orta seviye sorulara kaldığımız yerden gördüğünüz gibi devam ediyoruz. 12 klasik bir soruydu. 11 sıfırla bir arasında olduğunu bilmeseniz bile kendinizin bulabileceği bir soruydu. 10. sorumuz klasik tarzda bir işler sorusu. 9. sorumuz klasik soru. 8. sorumuz yine klasik bir soru. 7. sorumuz da klasik bir soruydu deyip 13. sorumuz da devam ediyoruz. Diyor ki B sayısı A'dan küçük A sayısı 0'dan ve C eşittir A bölü B olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor bana. Bakın bir tane sayı örnek vereyim mesela. Ben. Ne diyelim? Burası eksi 2 burası eksi 1. A bölü B ise burasının sonucu 1 bölü 2. Farkı açalım. Buraya eksi 3 buraya eksi 1 dersem çıkacak sonuç nedir? 1 bölü 3. Buraya eksi 4 buraya eksi 1 dersem Çıkacak sonuç 1 bölü 4. Yani bu işlem nereye gidiyor? 1 bölü 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ve bu da nereye yaklaşıyor diyeyim? Yani 1 bölü sonsuz. Bu da gittikçe arkadaşlar 0'a yaklaşır. 0 olmaz. O zaman benim A bölü B sayım her zaman 0'dan büyüktür. Nereden küçüktür diye sorarsanız bakın. Ben buraya eksi 1, buraya eksi 2 seçimde 1 bölü 2 idi. Peki biraz daha bu sayıyı ne yapıyorum? Birbirine yaklaştırıyorum. Yaklaştırıyorum bakın. Aradaki fark 1 şu anda. Yaklaştırdığımızda bakın. Ne diyelim mesela? Burası eksi 1 bölü 2, burası yine eksi 1 olsun. Yarım olarak yaklaştı. E bu nasıl bulunur o zaman? A bölü, kaç aynı soru çıkacaktı, A bölü B. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu işlemde gittikçe, 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 lan burası eksi 2 olsun, sizi mi kıracağım ya, burası da eksi 1 bölü 2 olsun. Şimdi oldu. Oldu mu? A'sı eksi 1 bölü 2 bölü 2, eksi 1 bölü 4 oldu. Olmadı. Burası eksi 2 olsun, burası eksi 3 bölü 2 olsun. Tamam şimdi oldu. Peki A dediğim eksi 3 bölü 2 bölü B dediğim eksi 2 yani 1 bölü eksi 2 bu da 3 bölü 4'tür. 0.75 bakın burası daha büyük. Bu tarafa doğru büyüyor. git e, gördüğünüz gibi bu tarafta 1'e yaklaşıyor. Yani benim A bölü B sayım 0'dan büyük 1'den küçük. Ki bu da C'ye denk geliyor zaten. Demek ki arkadaşlar C dediğimiz sayı 0'dan büyük 1'den küçük olmuş oluyor. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. C dediğim sayı 0 ile 1 arasında olacak. 13. sorumuz bu şekilde edeni olarak bulunur. Belki bu biraz zorlayabilecek bir soruydu diye. 14. sorumuzda eksi 3 küçüktür x artı 3 bölü 2 küçük eşittir 5 olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır. Amaç burada x'i yalnız bırakmak. Önce paydalı 2'den kurtulmak için ben her yeri 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı eksi 3 eksi 6 küçüktür. Bu 2'den kurtuldum x artı 3 küçük eşittir. 2 çarpı 5'ten 10. Bu bir. Artı 3'ten kurtulacağım. Her yere eksi 3 ekliyorum. Eksi 9 küçüktür. X küçük eşittir. Eksi 3 artı 10'dan. 7 yaptım. Kaç farklı doğal sayı değeri var diyor. Sonuçta eksi 9. Burada negatif değerler de var. Ben doğalları alacağım. 0, 1, 2, dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Bu da 7'ye kadar geliyorum. 7 artı 1'den toplamda 8 değer vardır. 14. sorumuzda Adana olarak bulunmuş oluyor. 15. sorumuzda x ve y birer tam sayı olmak üzere x bölü y 2 ve 8 küçüktür x artı küçüktür 21 olduğuna göre x'in alabileceği en büyük değeri benden istiyor. Şimdi dikkat x bölü y 2 ise içler dışlardan x eşittir 2y şöyle yapalım x eşittir 2y elimizde bu eşitlik bu eşitlik var evet bu eşitlik var ve burada bir eşitsizlik var x artı y toplamı 8 ile 21 arasında olacak. Ve en büyük değeri istiyorsa benden bakın y yerine 1 versem x 2 çıkar. Toplamda ne yaptı? 3 yaptı. O zaman değer büyütüyorum. y yerine 2 verip 4 x 4 buldum. Toplam 6. 21'e yaklaştırmaya çalışıyorum. y yerine 3 verdim. x 6 toplam 9. 4 verdim. x 8 toplam 12. 5 verdim. x 10 toplam 15. 6 verdim. x'i artı 12 toplam 18. 7 verdim. 7 çarpı 2 14. 14 artı 7 21. 21'den küçük olacaktı. Demek ki bu değer olmuyor. O zaman benim x sayım en büyük 12 oluyor. Ve 10 kaçıncı sorudu bu? 15'in sorumuzun cevabı Edirne olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar yine güzel bir soru. 16. sorumuzda x ve y birer pozitif, bakın pozitif, reel sayı olmak üzere x bölü y artı 2 küçüktür. x artı 2 bölü y olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor bana. Bakın ne yapıyorum ben şimdi. x bölü y artı 2 küçüktür. Şurada kalp bölmesi yaparsam x bölü y 2 bölü y şöyle yazılır. Bakın şu şekilde yazılır. x bölü y artı 2 bölü y ve karşılıklı x bölü y'ler gitti. Yani benim elimde 2 küçüktür. 2 bölü y geldi. Bu da 2 bölü 1. Benden y'yi yalnız bırakmamı istiyor. O zaman ben pay pay ile yer değiştirirsem. 2 bölü 1 sayısı şu şekilde. 1 bölü 2 yazılır. Küçüktür yön değiştirir. Büyük oldu. 2 bölü y sayısı y bölü 2 oldu. Y bölü 2 deyip 2 bölü y yazmak gerçekten inanılmaz. Y bölü 2 oldu. Ve buradaki 2'ler sadece eşitliğinde. 1 büyüktür y oldu. Veya bir başka de işte y küçüktür 1'dir. Kesinlik arıyoruz. 16. sorumuz Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar yani y dediğim sayı 1'dir. 1'den küçüktür diyorum. Durdum. Bir de Evet sazan şıkkını atladık. Bir de x'ye birer pozitif reel sayıdır diyor. Yani y birden küçük. Y bir de sıfırdan büyüktür. Ben bu ikisini kesiştirdiğimde çıkacak sonuç. Demek ki y sayım benim sıfırdan büyük. Birden küçük olacak. 16. sorumuzun cevabı edin olacak. Hocam ben direkt buldum. C işaret Neden yanlış? Çünkü y birden küçük diyor. Mesela eksi 2 alsam eksi 2 de birden küçüktür. Biz kesinlik aradığımız için alt sınırı da bana burada vermiş zaten. O yüzden 16'ya Edirne 16'yı Edirne olarak buluyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Her şeyi, her bir detayı okumamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben de atlıyorum. Siz de atlamanız oldukça normal. Yani hocam kaçırıyorum falan. Normal arkadaşlar. Normal. 0 küçüktür. X küçüktür. Y ve A eşittir. X bölü Y artı 2 bölü 2Y bölü X artı 2Y bölü Y. Olduğuna göre A reel sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyorum. Öncelikle burayı kalp bölmesi yaparsam. Overlock makinesi ayağınıza geldi. <laughs> halı flex kenarına o varlık yapılır. Burası x bölü y artı burası da 2y bölü y. E oradan ne geliyor? 2 geliyor. Bu benim. Peki benim x bölü y'yi bulmam lazım. Bakın değerler veriyorum. Benzerini negatifte yapmıştım. Mesela burasını 1 burasını 2 versem x bölü 2'den çıkacak sonuç 1 bölü 2'dir. Peki buraya 1 buraya 3 versem 1 bölü 3 bla bla bla, bla. nereye kadar giderim? 1 bölü 9 9 9 9 9. Hiçbir zaman sıfır olmaz. O zaman benim x bölü y sayım sıfırdan her zaman büyüktür. Üst sınırı buluyorum. Üst sınırlara bunları birbirine yaklaştırabildiğim kadar yaklaştırıyorum. Bakın 1 bölü 2'den büyük bir değer elde etmeye çalışayım. Ki bunu daha önce yaptık tekrar ediyorum. Buraya ben 3 bölü 2. Buraya da 2 verirsem. Doğrudur. Ve şöyle yazılır. 3 bölü 2 bölü 2'den ki bu 1 bölü 2. O da 3 bölü 4 yapar. Yani 0 75. 3 bölü 4 yapar. Gördüğünüz gibi bu tarafa gittikçe de 1'e yaklaşıyor. Demek ki bu sayı 0'dan büyük 1'den küçük bir sayıdır. Bu 1. Artı 2 lazım bir de. Her yere artı 2 ekliyorum. 2 artı 1'den 3 büyüktür. x bölü y artı 2 büyüktür. 2. x bölü y artı 2 dediğim sayı a'ydı zaten. 3 büyüktür. a büyüktür 2. a real sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor? 3 ile 2 arasındaki çıkarıyorum. Bu 0 ile 1 arasında bu arkadaş 2.5 ki aradığımız zaten bu. 0 ile 1, 0 ile 1, 1 ile 2 arasında oluyor ve sorumuzun cevabı 17 diğer bakır olarak bulunmuş oluyor. 18. sorumuzda A sayısı B'den küçük, ve o da 0'dan küçük. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Biz ne arıyoruz şu anda? Yanlış arıyoruz. Peki ben ne biliyorum bakayım. A B'den küçük B 0'dan. Ve kısaca A küçüktür 0, B küçüktür 0 diyebilirim. A artı B'yi yorumlayalım. Taraf tarafa topladım. A artı B küçüktür 0'a. Bu 1. Gitti. Elde ettim. A eksi B'yi bulalım. A küçüktür sıfırsa, her iki tarafı eksiye çarpıyorum. Bakın. Eksi B büyüktür 0. Tersten yazıyorum. 0 küçüktür eksi B. Doğrudur. Alt alta ben bunları toplarsam. Bak. Bak. Soru zaten çıktı. Net çıktı. Yok gerek yokmuş ki ya. Hiç bu topa girmeye gerek yokmuş. Eksi B'yi diğer tarafa attım. A küçüktür B. Aha da. Zaten bana vermiş. Gittim. Devam ediyoruz. A çarpı B. Şimdi A negatif B negatif. İkisinin çarpımı pozitiftir. Bu arkadaş gitti. A bölü B büyüktür 1 diyor. Bak. A bölü B büyüktür 1. Bakalım. A küçüktür. B küçüktür 0. Değer verebilirsiniz veya bölüm durumda A bölü B. Girmeyelim oraya çünkü 0 sıkıntı çıkarıyor. Bakalım birden büyük mü? A yerine ben değer veriyorum. En kötü eşit olsa A eşittir B olsa A bölü B'si 1 olur. E demek ki 1'den büyük olacak. Bakın A yerine eksi 2, B'ye yerine eksi 1 bir verdiğimizde 1'den büyük 2 değerini elde ettim. 3 elde ederim, 4 elde ederim. Burası artı sonsuza kadar gider. Elde, elde edemeyeceğim değer 1'dir. 1'den büyük olan tüm değerleri elde edebiliyorum. Yani A bölü B 1'den büyük doğrudur. Bu geldiğimizde ve bölüm durumuna yazıyorum. Bakın burayı bölüm durumuna yazıyorum. Yani kalp bölmesi A bölü B artı B bölü B'den 1 küçüktür. 1 diğer tarafa attım. A bölü B küçüktür. Sıfır oldu. Ben A bölü B'yi birden büyük buldum. Sıfırdan küçük. Olamaz. 18. sorumuzda da burs olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Diyelim bu sayfamızda bu şekilde tamamlamış olalım. Güzel sorular vardı. 18 gayet güzel mantıklıydı. 17. sorumuz yorucu güzel bir soruydu. 16 yine şunu görmeniz gereken güzel bir soruydu. 15. sorumuz yine klasik tarzda güzel bir değer verme sorusu. 14 güzel bir soru. 13'te klasik tarzda bir soruydu deyip 19. sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi ilk 30 soru temel ve orta seviye. Yani konuyu öğrendiniz mi öğrenmediniz mi uygulama yaptığımız sorulardır diyoruz. Zaten tekrar tekrar bunları hatırlatıyoruz. A tam sayı. Sorunun girişinde A'nın tam sayı olduğunu verdiği anda duruyorum. Demek ki ben A yerine her zaman değer vereceğim. Verelim. Soru okumaya devam ediyorum. 2 küçüktür a küçüktür 8 ve a artı b 5 olduğuna göre b'nin alacağı değerler toplamı kaçtır? 2 küçüktür a küçüktür 8 ve bu aralıkta alacağı tam sayı değerleri 3, 4, 5, 6 ve 7. Peki bu değerleri yerine yazdığımda bakın a artı b'si 5 eşit. Ben a yerine 3 yazarsam benim b sayım 2 olur. a yerine 4 yazarsam b sayım 1 olur. a yerine 5 yazarsam b sayım 0 olur. a yerine 6 B'si eksi 1 olur. A yerine 7. B'si eksi 2 olur. Tüm B değerlerini buldum. Alacağı değerlerin toplamını istiyorum. Bakın. Eksi 2 eksi 1. 1 2 bunlar birbirine sıfırlar. Bu da bana 19. soruyu Adana olarak buldurmuş oluyor diyelim. Arkadaşlar. 20. sorumuzda A ve B reel sayı olmak üzere. 3 küçüktür A küçüktür yedi. Eksi 2 küçüktür. B küçüktür 5. Olduğuna göre A eksi B farkı. Bir kere ben biliyorum ki toplama yapılır ama çıkarma, çarpma, bölme yapılmaz. Bunların farklı kuralları vardır. Farklı kural deyip korkmayın. A sayısını aynen yazıyorum. 3 küçüktür. A küçüktür 7. Eksi B için buraya eksi çarpıyorum. 2. Yön değiştirdim. Büyüktür. Eksi B. Yön değiştirdim. Büyüktür. Eksi 5. Ve tersten yazıyorum. Bakın tersten. Eksi 5 küçüktür. Eksi B küçüktür 2. Neden tersten yazıyorum? Çünkü aynı yönlü olmak zorunda. Ve ben bu ikisini taraf tarafa artık toplayabilirim. Dediğim gibi sadece toplam yapabilirsiniz. Bakın bunları aynı yönlü yazdım. Toplayalım. 3 eksi 5'ten eksi 2 küçüktür. Burası a eksi b küçüktür. 7 artı 2'den 9. Alacağı en büyük tam sayı değerini istiyor. 9'dan küçük olan a eksi b en büyük 8 tam sayı değerini alır. 20. sorumuzda diğer bakır olarak bulunmuş olur. 21. sorumuzda x ve y reel sayı olmak üzere x artı 2 7'den küçük ve y eksi 1 2'den küçük olduğuna göre dikkat x artı y toplama varsa korkmayın. Toplamın alacağı en büyük tam sayı değeri kaçtır? Önce burayı çözüyorum. 2'yi diğer tarafa attım. x küçüktür 7 eksi 2'den 5 bu 1. Eksi 1'i diğer tarafa attım. y küçüktür 2 artı 1'den 3. E sonra benden x artı y istiyorsa ben bu ikisini taraf tarafa toplarsam. x artı y küçüktür. 5 artı 3'ten 8 x artı y sayısı 8'den küçük bir sayı. x artı y toplamın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? E 8'den küçük olan alacağı en büyük tam sayı değeri x artı y 7'dir diyorum. 21. sorumuzun cevabı Diyarbakır olarak bulunuyor. 22. sorumuzda 1 bölü 7 küçüktür a küçüktür 2 bölü 7 olduğuna göre 1 bölü a aşağıdaki kesilerden hangisini hangisi 1 bölü a değeri 1 bölü a aşağıdaki kesilen hangisi olabilir? Tamam güzel soru yanlış yazdım sandım. 1 bölü a aşağıdakilerden hangi hangisi olabilir diyor. E bizim elimizde 1 bölü 7 küçüktür a küçüktür 2 bölü 7 var. Bunun altında 1 var. E sol taraf pozitif sağ taraf pozitif. Demek ki ben pay payda yer değiştirebilirim. Pay payda yer değiştirdiğimde 1 bölü 7 sayısı 7 olur. Bu arkadaşımız yön değişir büyük olur. A bölü 1'di burası 1 bölü A olur. Büyüktür. 2 bölü 7'yi ters çevirdim. 7 bölü 2 olur. Yani bu sayı 7 ile 3,5 arasında. 7 ile 3,5 arasında hangisi olabilir diyor. E 7 ile 3,5 arasında alacağı tek bir değer vardır. O da 6'dır. 22. sorumuzda Ceyhan olarak bulunuyor. 23. sorumuzda a artı 3 küçüktür. 2a eksi 2 küçük eşittir a artı 7. Olduğuna göre a'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Ben biliyorum ki sol tarafı ayrı çözüp sağ tarafı ayrı çözüp kesişim yapabilirim. Bunu yapmam gereken tek bir durum vardı. Buradaki A ile buradaki A'yı aynı anda yok edebiliyor muyum? Cevabım evet. O zaman ben her yere eksi A'yı ekliyorum. Eksi A artı A'dan gitti. Burada geriye sadece 3 kaldı. Küçüktür. 2 A'dan A çıkarttım buraya. A eksi 2 kaldı. Küçük eşittir. A eksi A'yı götürdüm. Burada geriye 7 kaldı. Bir de her yere artı 2'yi ye ekliyorum. 3 artı 2 5 küçüktür. A küçük eşittir. 7 artı 2 9 yapar. A'nın alacağı tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Alacağı tam sayı değerleri 6, 7, 8 ve 9 ve toplamlarını istiyor bizden. 6 artı 7'den 13, 8 daha 21, 9 daha 30 yaptı. 23. sorumuzun cevabı bu şekilde Bursa olarak bulundu. 24. sorumuzda A ve B birer tam sayı durdu. Eğer giriş kısmında bana tam sayı diyorsam her zaman değer vereceğim. Deseydi ki reel veya hiçbir şey demeseydi değer vermeyecektim. Normal çözecektim. 3 ayı bulacaktım. Eksi b'yi bulup toplayacaktım. Tam sayı diyorsa ben değer vereceğim. Olduğuna göre eksi 1 küçüktür. A küçük eşittir 6. Eksi 4 küçüktür. B küçük 2 olduğuna göre 3A eksi B ifadesini alacağı dikkat en küçük tam sayı değeri. Ne bulacağım ben? 3A eksi B'nin en küçük yani minimum olmasını istiyor. Bu arkadaşın minimum olması için A sayısını alacağı min değer. B sayısının alacağı max değer lazım bana. Peki A'ya geldim. Alacağım minimum tam sayı değeri eksi 1'den büyük olan 0'dır. Yerine yazıyorum. 3 çarpı 0 eksi. B yerine verebileceği maksimum değeri buluyorum. E bu da 2 eşitlik var. 2 yazdığımızda 0 eksi 2'den benim cevabım en küçük. Eksi 2 olarak bulunur. 24. sorumuzda diğer bakırdır diyoruz arkadaşlar. Güzel bir sayfaydı bence. Hala konuyu öğrendik mi öğrenmedik mi ölçen gayet güzel sorulardı. Tam kısımlarda her zaman değer veriyoruz diye tekrar ettik. Burada güzel bir işlem vardı. İkisi de aynı hisa. iki türlü yapmaya gerek yok. Tek seferde çıkıyor dedik. 22. sorumuzda tersinin alınabilmesi için sayıların her ikisinde ya pozitif ya da her ikisinde negatif olması lazım. Yani biri pozitif biri negatifken yön değiştiremiyoruz dedik. 19. sorumuz basittir. Toplam sorusuydu. 20. basittir fark sorusuydu. 19 aynı şekilde güzel bir değer sorusuydu deyip 25. sorumuzda devam ediyor. 25. sorumuzda 3 küçük eşittir x küçüktür 6 ve eksi 2 küçük eşittir y küçüktür 2 olduğuna göre x artı 2 y'nin alacağı kaç farklı tam sayıları vardır? Girişte bana reel demişim dememiş. Demek ki ben x artı 2 y'yi bulacağım. E zaten x'imiz belli. 3 küçük eşittir x küçüktür 6. 2 y'ye ihtiyacım var. Burayı ben 2 ile genişletsem. 2 çarpı eksi 2'den eksi 4. Küçük eşittir. 2 çarpı y'den 2'ye. Küçüktür. 2 çarpı 2'den 4'e. Taraf tarafı topladığımızda 3 eksi 4'den eksi 1. Küçük eşittir. Burası x artı 2'ye ki benden bunu istiyordu. Küçük küçük küçük. 6 artı 4'ten 10. Alacağı kaç farklı tam sayı değeri var diyor. Bakın bu aralığın en küçük eksi 1 alır. Sonra 0, 1, 2. Nereye kadar gidiyorum? En büyük de 9 tam sayı değerini alıyor. Kaç farklı tam sayı değeri var diyor. 9 değer burada var. Bir tane burada 10. Bir tane de burada 11 dedim. Ve 25. sorumuzun cevabını Edirne olarak bulmuş oldum. 26. sorumuzda eksi 4 küçüktür. A küçük eşittir 3 olduğuna göre A karenin alacağı en büyük tam sayı değeri kaçtır? Benden bu sayının karesini istiyorsa, bir ucum eksi, bir ucum artıysa, ben net bir şekilde biliyorum ki, öğrendim ki, benim alt sınırım her zaman sıfırdır. Çünkü bu aralıkta sıfır sayısı var. Bakın. Peki üst sını nasıl bulunur? Eksi 4'ün karesini aldım. 16, 3'ün karesini aldım. 9. Büyük olan 16 ise bu arkadaş da 16'dan küçük olmak zorunda. Yani benim sayım 16'dan küçük, 0'dan her zaman büyüktür. 1 eksi 1 artı olduğunda. Eksi eksi olduğunda normal kareleri alınır. Artı artı olduğunda sınır değerler normal kareleri alınır. En büyük tam sayı değeri diyor. 16'dan küçük olan en büyük tam sayı değeri 15'tir diyorum. 26. sorumuzu da bu şekilde C olarak buluyorum. 27. sorumuzda devam ediyoruz. 1 bölü 7 küçüktür a küçüktür. 1 bölü 3 olduğuna göre a bölü a artı 1 bölü a ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor bana. Hemen burada kalp bölmesi yaptım. Kalp bölmesi yaptığımızda a bölü a'dan 1 Artı 1 bölü a'yı buldum. E burada benim elimde a bölü 1 var. E her ikisi de pozitif olduğuna göre pay paylı yer değiştirdiğimizde eşitsizliği gönderiştirecek. Yani 1 bölü 7'nin tersi çarpmaya göre 7 büyüktür. Burası 1 bölü a büyüktür 3 oldu. Ve ben buraya artı 1 eklediğimde 7 artı 1 8 büyüktür. Diğer taraf 1 bölü a artı 1 büyüktür. 3 artı 1'den 4 elde ettim. Ki benden bunu istiyordu zaten. Bulmuş oldum. En büyük tam sayı değeri diyor. 8'den küçük olan en büyük tam sayı değerim 7'dir. Ve 27. sorumuz da bu şekilde Diyarbakır olarak bulunur. 28. sorumuz daha 1 küçüktür x küçüktür 2 olduğuna göre 5x 2 ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Girişinde tam sayı demediğine göre reel olarak çözeceğim ben bu soruyu. Reel çözümde de bu aradaki x yerine 5x 2 yapmaya çalışacağım. Önce her yeri 5 ile genişlettim. 5 çarpı 1 5 küçüktür 5x küçüktür 10 dedim. Sonra eksi 2'ye ihtiyacım var. Her yerden 2 çıkarttım yani eksi 2 ekledim. 5 eksi 2'den 3 küçüktür. Burası 5 x eksi 2 küçüktür. 10 eksi 2'den de 8. Ve bu aralıkta kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. 3'ten büyük 8'den küçük. 4, 5, 6, 7 toplam 4 değer vardır. 28. Sorumuzda bu şekilde adan olarak bulunmuş oluyor. 29. soru diyor ki A bir tam sayı olmak üzere. A bir tam sayı dediğine göre ben diğer direkt değer vereceğim. Aralık şeklinde çözmeyeceğim. 2 bölü 3 büyüktür 4 bölü a büyüktür 1 bölü 3 olduğuna göre a'nın alabileceği en küçük değer kaçtır diyor bana. Baktığımızda 2, 4, 1 pay kısımları denk getirip ben paydalarını yorumlayabilirim. Burayı 2 ile burayı 4 ile genişletirsem ben 2 çarpı 2'den 4 bölü 6 büyüktür. Burası 4 bölü a büyüktür. Burası da 4 bölü 12. E baktığımızda pay kısımları aynı. Demek ki ben paydalarını yorumlayacağım. 6 ile 12 arasında değerler alacak A sayısı nedir bunlar? 7, 8, 9, 10 ve 11 değerleridir bu sıralamanın olması için. En küçüklerini istiyor. En küçük değerim 7. 29. sorumuzu da Diyarbakır olarak buyur. 30. soru ve temel orta seviyenin son sorusuyla karşınızdayım. Diyor ki, x 3 küçük eşittir A küçüktür 5. 2 küçüktür B küçük eşittir 6. Olduğuna göre A çarpı B'nin alabileceği en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerin toplamı kaçtır diyor. Peki hocam çarpma nasıl yapılıyor da hatırlayalım. Çarpma için tüm sınır değerler çarpılır. Eksi 3 çarpı 2'den eksi 6. Bakın eksi 3 çarpı 6'dan eksi 18. 5 çarpı 2'den 10. 5 çarpı 6'dan 30. Burada bulduğum sonuçlardan en küçüğü eksi 18 buraya geldi. En büyüğü 30 buraya geldi. Eksi 18'i ben eksi 3 ve 6'dan elde ettim. Bakın dahil dahil. Demek ki burası dahil en büyüğünü ben 5 çarpı alttan alttan 5 çarpı 6'dan ürettim. Açık kapalı demek ki burası açık. Ve benden istediği şey en büyük tam sayı ile en küçük tam sayı değerinin toplamını istiyor. En büyük tam sayı değeri 30'dan küçük olan 29'dur. En küçük tam sayı değeri direkt eksi 18 eşitlik vardır. Bunların toplamını istiyor. 9 eksi 1, 9 eksi 8, 1, 2 eksi 1, 1'den 11 yapar. 30. sorumuzda bu şekilde edin olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar deyip Temel orta seviyeyi bu sorumuzla noktalamış oluyoruz. 30 klasik çarpma yöntemi. 29 tam sayı dediği değer vermemiz gereken güzel, hoş bir soru. 28. sorumuz klasik bir soru. 27. sorumuz yine ters çevir bir klasik bir soru. 26. sorumuz a karenin tam olarak mantığını öğrenmeniz gereken güzel bir soru. 25. sorumuz da aynı şekilde güzel bir soruydu deyip artık 31. soruya levelimizi bir tık öteye taşıyıp orta ve ileri seviye sorularla karşınızda olacağım. Toplamda yine 30 tane soru olacaktır burada. 31. sorumuzda x, y, z, m, n birbirlerinden farklı doğal sayılar olmak üzere x küçüktür y küçüktür z ve m küçüktür z küçüktür n olduğuna göre y artı m artı n toplamı en az kaç olabilir diyor bana. Şimdi iki tane çıkış noktamız var. Siz eğer x yerine 1 burada z var ya bundan küçük bir sayı olması için buraya 3 buraya 2 dediğinizde bakın zaten cevap böyle çıkıyor zaten tam tersinden gideyim. Siz x yerine 0. Araya bir tane fark koymamız lazım. Çünkü buraya 2 gelsin diye. Buraya 3, buraya 2 derseniz z yerine 3 dedik. m'si 1, n'si 4 oluyor. E benden ym'nin en az değerini istiyor. O da 2 artı 1, 3, 4 daha 7 oluyor. Daha küçüğü de şöyle gelebiliyor. Yani burada denemekten başka şansınız yok. x yerine 1 verip y yerine 2, z yerine 3 verirseniz z yerine 3 yazdım. m yerine daha küçük bir 0 buldum. n yerine 4 yazdım. ym ne istiyor benden? 2 artı 4 artı 0'dan en az 6 oluyor. Bu da bana 31. sorumuzun cevabını 6 olarak buldurmuş oluyor. Diyelim 31 6'dır arkadaşlar ve orta ileri seviyeye bu şekilde başlıyoruz. 32. sorumuzda A, B, C pozitif tam sayı değer vereceğim. Olmak üzere A küçüktür, B eksi C ve A çarpı B eşittir. A çarpı C artı 36 olduğuna göre A sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. A, C'yi ben diğer tarafa atarsam. A çarpı B eksi A çarpı C eşittir 36. Sonra burayı A parantezine yazarsam geriye kaldı. B eksi C eşittir 36 oldu. A, B, C pozitif tam sayılarsa sonucun 36 olmasının ihtimalleri değerlendiriyorum. Nedir? 1 çarpı 36 ki A sayısı B eksi C'den küçük. Yani A sayısı 1 olabilir. Başka? 2 çarpı 18. Bu da olur. 3 çarpı 12. Bu da olur. 36'ın bölenlerinden 4 var. 4 çarpı 9. Bu da olur. 36 sayısı 5'e bölünmez. 6'ya bölünebilir. O da 6 çarpı 6 dediğimde eşitlik sağlanıyor. Yani olmaz. Yani A'nın B eksi C'den küçük olması lazım. A'nın aldığı değerlerin toplamını istiyor benden. Bundan sonrası olmaz. Daha devam eder. 9 çarpı 4 falan diye. Benden 1, 2, 3 ve 4'ün toplamını istiyor. 4 artı 3, 7, 2 daha 9, 1 daha 10 yaptı. 32. sorumuzun cevabı Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. 33. sorumuzda 5 küçüktür, 5 üzeri x küçüktür, 125 ve 3x eksi y eşittir 8 olduğuna göre y'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır diyor bana. Birazcık üst işlem bilmeniz gerekiyor. 5 dediğim sayı 5 üzeri 1 küçüktür. Burası 5 üzeri x küçüktür. 125 5 üzeri 3. Bunu üstlü işlemlerde daha detaylı yapacağız. Ama zaten bariz olan tabanımız 1'den büyük bir sayıysa, bileşik kesirse. 1, 3 o zaman benim x sayım direkt 1 ile 3 arasında bir değer alıyor. Bu bir. Y'nin ne alacağım bir tam sayı değerlerini toplamını istiyor. E benim y sayım diğer tarafa da 8'i bu tarafa attım. y eşittir 3x eksi 8'dir. Ben bu y'yi elde edeceğim. Nasıl elde ederim? x var elimizde. 3x 8 lazım bana. Ben burayı 3 ile genişletsem. 3 küçüktür. 3x küçüktür 9 dedim. Bir de her yere eksi 8 ekliyorum. 3 eksi 8'den eksi 5 küçüktür. 3x eksi 8 küçüktür. 9 eksi 8'den de 1 elde ettim. Yani y'nin alacağı tam sayı değerleri. Eksi 5'den büyük 1'den küçük. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. 0 yapar bunların toplamını istiyor benden. Eksi 7, Eksi 9 bir daha eksi 10'dur diyorum. 33. sorumuzda bu şekilde Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. 34. sorumuzda A ve B birer gerçel sayı olmak üzere. Bakın bunlar gerçel sayı. Eksi 2 küçüktür, A küçüktür 4 ve eksi 5 küçüktür, B küçüktür 3 olduğuna göre A kare artı B kare toplamının en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Önce A kareyi buluyorum. Bakın A kareyi ben Eksi 2 ve 4 aralığında aradığım için biri negatif biri pozitif. O yüzden benim alt sınırım 0 eşittir. Peki üst sınır nedir? Eksi 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16. Üst sınıra da 16'yı yazdım ve burası dahil değil. Bu bir. B kare lazım bana. B kare yarıyorum. Alt sınır eksi 5, üst sınır 3. Yine 0 oluyor alt sınır. Eksi 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9. Büyük olan 25'i aldım. Dahilik yok. Ve ben bu ikisini taraf tarafa topluyorum. 0, 0, 0. Küçük eşit, küçük eşit, küçük eşit dedim. Burası a kare artı b kare. Küçük, küçük, küçük dedim. 25, 35, 6 daha 41 yaptı. Alacağı en büyük tam sayı değerini istiyor. 41'den küçük olan en büyük tam sayı değerinde 40'tır diyorum. Ve 34. sorumuzu da bu şekilde Diyarbakır olarak bulmuş oluyoruz. 35. sorumuz sorumuzda x çarpı y küçük eşittir y ve x küçük eşittir 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor bana. Peki elimizde bizim iki tane materyal var. Bir, x'in birden küçük eşit olduğu, bir de x çarpı y'nin y'den küçük eşit olduğu. Adım adım gidelim. Şöyle yapsam nasıl olur? Güzel, güzel. Şöyle yapalım, evet. Ben y sayısını bu tarafa atsam, x çarpı y, eksi y küçük eşittir sıfıra. Sonra ben burayı y parantezine alsam, y parantezinde burası x eksi 1 küçük eşittir sıfıra. Sonra bu biri bu tarafa attığımızda x eksi 1 küçük eşittir sıfır. Yani burası küçük eşittir 0 ise y çarpı küçük eşittir sıfırın küçük eşittir sıfır olması için benim y sayımını, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burası eksi sonucun negatif olması buranın artı olmasından veya sıfır eşit olması lazım. Y sayısı büyük eşittir 0 olmak zorundadır. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Eksi çarpı altı sıfır olabilir. Eşitlik de buradan da gelebilir diğer taraftan da gelebilir. E o zaman y büyük eşittir sıfırdır diyorum ve 35. sorumuzu da bu şekilde Edirne olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. 36. sorumuzda A ve B birer gerçel sayı olmak üzere x4 küçüktür, A küçüktür, 3 ve 2 küçüktür, B küçüktür, 5 o olduğuna göre A kare artı B kare toplamının en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerinin toplamını istiyor. Benden önce A kareyi bulayım. Buluyorum. 1 eksi 1 artı olduğuna göre A kare benim alt sınırım 0 olur. Üst sınırım da x4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9. Büyük olan 16'dır. 16 yazdım. Bu 1. B kare yarıyorum. Bakın B kare yarıyorum. Baktığımızda x de pozitif tarafta olduğuna göre 2'nin karesi 4, 5'in karesi 9. Küçük olan küçüğe, büyük olan büyüğe yazılır. Ben bu ikisini taraf tarafa topluyorum. 16, 9 daha 25 küçük küçük küçüktür. Burası A kare artı B kare küçük eşit küçük küçüktür. Buradan da 4 geldi. Diyor ki en büyük tam sayı değeriyle 25'ten küçük olan 24'tür. En küçük tam sayı değerinin 4'ten büyük olan 5'tir. O olduğuna göre a kare artı b kare toplamının en büyük tam sayı değeriyle, tamam 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9, 16, 25. Evet 9 değil burası. 2'nin karesi 4, 5'in karesi 25. 9 nereden geldi? 25. Ben de diyorum bir yerde bir hata var ama. 25 artı 16'dan burası. 41 geldi. O zaman 41'den küçük olan en büyük 40'tır. 41'den küçük olan en büyük 40'tır. 4'ten büyük olan en küçük de 5'tir. Toplamda 45 olur ve 36. sorumuzda Edirne olarak bulunmuş oluyor. Diyelim bu sayfamızı da bu şekilde noktalamış olalım. 36 bir tane daha benzer soru çözdük. 36 ile 34 benzer tarzda fakat birinde iki taraf iki taraf pozitif, birinde bir taraf negatif, bir taraf pozitif. 35 bence çok güzel bir sınav ayarında orta ileri seviye bir sorudur. 33 orta seviye bir sorudur. 32 güzel bir sorudur. Güzelce değer verdiğimiz bir sorudur. 31. sorumuz aynı şekilde bence bu testin en güzel sorusudur diyeyim. Ve 37. sorumuzla devam edelim. Diyor ki x üzeri 6 küçüktür x üzeri 5. Yani çift kuvvet tek kuvvetten daha küçük. Ve ben bunu biliyorum ki bakın x kare küçüktür x'ten beridir biliyorum. x kare küçüktür x'ten beridir biliyorum. Bu şöyle oluyordu. Benim x sayım 0 ile 1 arasında olunda. mesela 1 bölü 2 alıyorum. 1 bölü 2 üzeri 6, 1 bölü 2 üzeri 5'ten küçük olur. O zaman benim x'im 0 ile yine 1 aralığındadır. 37. sorumuzda yine nokta atışı Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. 38. sorumuzda AB ve BA iki basamaklı sayılar ve AB küçüktür BA. Güzel. Olmak üzere. 2 küçüktür A küçüktür 8 ve 5 küçüktür B küçüktür 10 olduğuna göre kaç tane AB sayısı yazılabilir diyor bana. Önce gelin şurayı yorumlayalım. AB küçüktür BA demek. AB demek 10A artı B küçüktür. Yaklaştırdım. Evet yerimiz varmış. Küçüktür BA demek. 10B artı A. Sonra attım sol tarafa attım sol tarafa. 10A'dan A çıkarttım. 9A eksi 9B küçüktür 0A. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde a eksi b küçüktür 0'a. Bu 1. a eksi b 0'dan küçük bir sayı. Veya diğer tarafa attığımızda a küçüktür b de diyebiliriz. Gelin bunu yorumlayalım. a sayısı b'den küçük olacak ve kaç tane a b sayısı yazılabilir? Şimdi otomatikman a b'ler birer rakam olmak zorunda kalıyor. E benim a aralığım 2 ile 8 aralığındaysa mesela a yerine ben 3 yazdığımda e a yerine 3 yazdığımda b yerine yazabileceğim sayılar 3'ten büyük olacak. E 5 ile 10 arasındaki Rakamları yazabiliyorum. Yani 6, 7, 8 ve 9. Buradan 1, 2, 3 toplamda 4 sayı oluşuyor. Bu 1. A yerine ben 4 yazdığımda yine B yerine aynı şekilde 6, 7, 8, 9 yazabiliyorum. 4 sayı. A yerine ben 5 yazdığımda 6, 7, 8, 9'dan yine ben 4 sayı yazıyorum. A yerine 6 yazdığımda ben bu sefer 6. Diğer taraf 6'dan büyük olmak sonra B sayısı 7, 8, 9'dan toplam 3 sayı yazarım. A yerine 7 yazarsam burayı 8, 9 yazarım. Yani 3 sayı. Zaten A da 8'den küçük. Başka değer yazabiliyorum. Buradan 2 sayı yazmışım en son pardon. 2 sayı. Yani toplamda 4, 8, 12, 14, 3 daha 17 tane sayı yazdım. 38. sorumuzda bu şekilde burs olarak bulunmuş oluyor. 39. sorumuzda A ve B birer gerçel sayı olmak üzere 1 küçüktür A küçüktür 2, 2 küçüktür B küçüktür 4 olduğuna göre A artı B bölü A çarpı B ifadesinin gerçek sayı aralığı nedir? Diyor bana ve ben biliyorum ki A artı B bölü A çarpı B. A bölü A çarpı B, B bölü A çarpı B. Kalp bölmesinden bakın A bölü A çarpı B artı B bölü A çarpı B. A'lar gitti, B'ler gitti. Bu taraf 1 bölü A artı 1 bölü B oldu. Benden bunun aralığını istiyor. Bulmak kolay. Elimizde A var. Bunun payda bir, bunun payda bir. 1 bölü A'yı bulmak için burayı ters çevirirsek, 1 büyüktür. 1 bölü A büyüktür. 1 bölü 2. Ve 1 bölü B'yi bulmak için de ben yine bunları ters çevirirsem. 1 bölü 2 büyüktür. 1 bölü B büyüktür. 1 bölü 4. Ve ben bunları taraf tarafa topluyorum. Bakın 1 büyüktür. 1 bölü A büyüktür. 1 bölü 2. 1 bölü 2 büyüktür. 1 bölü B büyüktür. 1 bölü 4. Taraf tarafa toplayalım. Bu taraf 1 artı 1 bölü 2. Büyük büyük büyüktür. Burası 1 bölü a artı 1 bölü b büyük büyük büyüktür. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 dedik. Sonra 2 kere 1 2 bir daha 3 bölü 2 küçüktür. Benden istediği 1 bölü a artı 1 bölü b küçüktür değil büyüktür özür diliyorum. Özür diliyorum. Küçüktür mü? Yok büyüktür. 3 bölü 2 büyüktür. Benden istediği 1 bölü a artı 1 bölü b büyüktür. Payda 2 yaptım. 2 kere 1 2 bir daha 3 bölü 4 oldu. Yani 3 bölü 2 ile 3 bölü 4 aralığında. Bu da bana 39. sorumuzun cevabını burs olarak bulduruyor. 40. sorumuzda x ve y doğal sayılar olmak üzere. 13 küçüktür x artı x küçüktür 92 mi? 6 küçüktür y küçüktür 15 olduğuna göre x artı y bölü y doğal sayısı en fazla kaçtır diyor. Bakın doğal sayısı yani bu işlemin sonucu bir doğal sayı. Bulalım. Hemen burada kalp bölmesi yaparsam. Bu taraf x bölü y artı diğer taraf y bölü y. Ki yapmama gerek şuradan yok. Abi yapalım yine de. Eşittir burası. x bölü y artı 1. E bu arkadaş elemanıdır doğal sayı. E sorunun girişinde x ve y doğal sayı dediğine göre ben direkt değer vereceğim. Peki değerimizi verelim. E sorunun en büyük olmasını istiyorsam x yerine verebileceğim en büyük değeri verip y yerine verebileceğim en küçük değeri verip x bölü y'yi bulmak. Misal 92'den küçük olan verebileceğim en büyük doğal sayı 91'dir. 91 bölü. Y'ye de 6'dan büyük olan verebileceğim en küçük değer 7'dir ki sadece bunlar yetmiyor. Aynı anda bir de 91'in 7'yi tam bölünmesi gerekiyor ki sonuç doğal sayı çıksın. 91'i 7'ye bölüyorum bakalım. 1 kere 7 7 21 3 bölünüyor. Buradan 13 geliyor. Yanında artı 1 var. Demek ki en büyük en fazla 14 oluyor. 40. sorumuzda bu şekilde Bursa olarak bulunuyor. Eğer bölünmeseydi diğer değerleri deneyecektim. Yani ya yukarıyı küçülecektim ya da aşağıyı büyüterek bölünebilen ilk sayıyı bulduğumda durmuş olacaktım. Güzel tarzda bir soruydu. 41. sorumuzda eksi kök 3 küçüktür. A küçüktür kök 5 olduğuna göre A üzeri 4 sayısının en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum çift kuvvet. Çift kuvvetse korkmayın. Çift kuvvet sorularına her zaman alt sınır eksi üst sınır artıysa benim her zaman ve her zaman a üzeri 4 ifadesinde alt sınırım sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. Bu bir. Sonra bu arkadaşın dördüncü kuvvetini alıyorum. Kök 3'ün dördüncü kuvvetini aldığımızda karesinden 3 gelir. Bir kare daha aldım. 9 yaptı. Aynı şekilde kök 5'in dördüncü kuvvetini alırsam. Kök 5'in karesi 5. 5'in karesinden de 25 geldi. Demek ki benim üst sınırım da 25'tir. Yani benim aralığım 0 kapalı 25 açık olarak bulunuyor. 41. sorumuzun cevabı Bursa'dır diyoruz arkadaşlar. 42. sorumuzda x, y, z birer rakam. Demek ki en baştan ben değer vereceğim. Z artı 3 küçüktür. X artı 2 küçüktür y olduğuna göre x artı y artı z toplamının en büyük değeri. Peki şuraya yazalım. Z artı 3 küçüktür. X artı 2 küçüktür y. Bunlar bir rakamsa en büyüğünü istiyorsa y yine verebileceğim maksimum rakam 9. Bu bir. Peki 9'dan küçük bir sayıysa demek ki burası 8 olabilir. Çünkü 9 olamıyor tekrardan. O zaman buraya ben x yerine sonucu 8 yapmak için 6 veririm. 9, 8 demek ki burası da 7'dir hocam. E bunun olması için z yerine 4 verdi. Yani x artı y artı z dediğim sayı 6 artı y'si 9 artı z'si 4 dedim topluyorum. 6, 4, 10, 9 daha 19 yapar. 42. sorumuzun cevabı A'dan olarak bulunmuş oluyor diyelim. Ve bu sayfamızı da bu şekilde tamamlayalım. 42 bence güzel soruydu. Hoş soruydu. Hoşuma gitti. 41. sorumuz yine üstlüğü, köklüğü hafiften bilmeniz gereken bir soruydu. 40. soru güzel bir değer verme sorusuydu yine. 39. sorumuz kontrol ediyorum. Klasik tarzda bir soruydu. 38. sorumuz bu sayfanın en güzel sorusuydu diyeyim. Hem de yeni yakın bir soruydu. 37. sorumuz yine klasik tarzda bir soruydu deyip kaldığımız yerden 43. sorumuzda devam edelim. 43. sorumuzda A ve B birer tam sayı. Bak bunu gördüğünüz anda değer vereceğim. Ha, başka bir şey yok. Eksi 2 küçüktür A küçüktür 3. Eksi 5 küçüktür B küçüktür 2 olduğuna göre A küp B kare ifadesinin en büyük değeri. Bakın A küp çarpı B karenin ben maksimum değerini istiyorsam buradaki A sayısının max B sayısının max olması lazım. Yani A küpün ve B karenin max olması lazım. Şimdi A değil özür diliyorum. A küpün ve B karenin max olması lazım. Şimdi A dediğim sayı ben negatif alırsam max yapamam. Ama A dediğim sayı 3'ten küçük 2 alıp buraya 2'nin kübü yazsam maksimum 8 olur. Çarpı. Şimdi niye negatifleri katıyorum? Bakın burası B karenin maks olması lazım. Sen gidip B yerine 1 alsan karesi 1 olur. Ama sen gidip B yerine eksi 4 alsan karesi olacağı için eksi 4'ün karesinden pozitifi elde edersin. Gerçi burası pozitif olmadı şu anda. Eksi 4'ün parantez karesinden dolayı pozitif elde edersin. Yani burası 2'nin kübünden 8 çarpı 4'ün karesinden 16 gelir. O da o da 16 çarpı 8 64 128. 128 olarak bulunuyor. 43. sorumuzda bu şekilde Adana'dır diyoruz arkadaşlar. 44. sorumuzda A ve B tam sayı. Yine değer vereceğiz. Olmak üzere. 6 küçüktür, 2A küçüktür, 3B küçüktür. 18 olduğuna göre A kare artı B kare toplamının en büyük tam sayı değeri Kaçtır diyor bana. Bu arkadaşın en büyük tam sayı değerini istiyorsa hem A'nın max hem de B'nin aynı anda max olması lazım. Yani A kare ve B karenin maksimum olması lazım. Peki nasıl olur? 18'den küçük olan, en büyük yapmaya çalışıyorum ya, 3'ün katı olan diğer sayımız 15'tir. Bakın şimdi 6 küçüktür, 2A küçüktür, 3B küçüktür, 18. Bir sayı 18'den küçük olacak, 3'ün katı olacak, burası 15'tir. Misal. 3B sayısı eğer 15 ise benim B sayım 5'tir. Bunu aldım cebime koydum. O zaman hocam 2A'dan dolayı burası çift olacak. 15'ten küçük olan en büyük 14 vardır. 2A sayısı eğer 14 ise A dediğim sayı da 7'dir. Bu da tamam. Geldim buraya A kare. 7'nin karesinden 49 artı B kare. 5'in karesinden 25 elde ettim. E bu toplamda 49, 59, 69, 5 daha 74 yaptı. Maksimum bu da 44. sorumuzun cevabını Diyarbakır olarak buldurmuş olduğu ve Malatya'da selamlar olsun arkadaşlar. 45. sorumuzda x5 küçüktür, a küçüktür 4, eksi 3 küçük eşittir b küçüktür 2 olduğuna göre, a kare artı b küp toplamının en büyük tam sayı, de tam sayı ile en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerin toplamı kaç? En büyük tam sayı ile en küçük tam sayı değerinin toplamı kaç? Evet, orada değeri yazmak zorunda. Peki bulalım. Reel sayı a kareyi bulacağız. a kare bir taraf eksi bir taraf alt, artı olduğuna göre benim alt sınırım her zaman sıfırdır diyorum ve buraya a kare yazıyorum. Küçüktür. Üst sınır alıyorum. Eksi 5'in karesi 25. 4'ün karesi 16. Büyük olan 25'i yazdım. Sonra b'ye baktım. Kübünü arıyorum. b kübü bulmak kolay. Direkt alt sınırın kübü. Eksi 3'ün kübünden eksi 27. Bakın burada eşitlik var. Üst sınırda 2'nin kübünden 8. Burada eşitlik yok. Ve benden bunların toplamını istiyorum. Topladım. 0 eksi 27'den eksi 27. Küçük eşit küçük eşit küçük eşittir. Burası a kare artı b küp küçük küçük küçüktür. 25 artı 8'den de 33 sonucunu buldum. Ne istiyor benden? En büyük tam sayı değeriyle 33'ten küçük olan en büyük tam sayı değeri 32'dir. En küçüğü de eksi 27 de bakın eşitlik var. Eksi 27'dir. Benden bunların toplamını istiyor. 32 eksi 27'den 5 yapar. 45. sorumuzda Bursa olarak bulunmuş. Oluyor. 46. sorumuzda A ve B birer gerçel sayı olmak üzere. Eksi 3 küçüktür, 1 bölü A küçüktür 5, eksi 4 küçüktür, 1 bölü B küçüktür 5 olduğuna göre A artı B bölü A çarpı B oranının en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor bana. Ve ben biliyorum ki burası kalp bölmesinden A bölü A çarpı B'den 1 bölü B artı B bölü A çarpı B'den 1 bölü A'dır. E bunlar benim elimde var. O zaman ben bu iki arkadaşı direkt toplarsam. Eksi 3 eksi 4 daha. Eksi 7 küçük küçük küçüktür. Burası 1 bölü a artı 1 bölü b küçük küçük küçüktür. 5 artı 5'ten 10 yaptı. Bitti soru. En büyük tam sayı değerini istiyor. 10'dan küçük olan en büyük tam sayı 9 9'dur diyorum. Ve 46. sorumuzu da bu şekilde edinme olarak buluyoruz. 47. sorumuzda 1 küçük eşittir a kare küçüktür 16 olduğuna göre a sayısının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor bana. Şimdi kare alınmış hali 1 16. Bakın düşünüyorum, düşünüyorum. Ben size bir tarafı eksi 1, diğer tarafı şimdi 1 ve 16 karesinden dolayı yani 1'in karesi 1, 4'ün karesi 16 yap. İhtimalleri sunuyorum. Şimdi bir tarafı eksi 1. Bakın bir tarafı eksi 1 a küçüktür. Diğer taraf 4 olsa bir taraf eksi diğer taraf 4 ise karesi alımları a sınırım 0 olurdu. Demek ki bir taraf eksi bir taraf artı değil. O zaman benim a'mın alacağı değerler şöyle kıyaslayabilirim. 1'in karesi 1'den geldi. 16'da 4'ün karesinden geldi. Ki eşitlik var. Alt tarafı eşitlik. Yani a'nın alacağı 1'e 4 değer var. Veya veya bir de bunların negatifleri var. Bakın bir de bunların negatifleri var. Yani kısaca benim a sayım eksi 4 küçüktür. A küçüktür. Eksi 1 eşitlik var burada. Bu da olabilir. Bakın karesini alın. Eksi 1'in karesinden alt sınır 1 olur. Eksi 4'ün karesinden üst sınır 16 olur. Yani ya burasıdır ya da burasıdır. Ki bunu mutlak derde daha detaylı öğreneceksiniz merak etmeyin. Şimdi mantığı iken ileri doğru yani bu verildiğinde bu çıkar. Bu verildiğinde bu çıkar şeklinde gidiyoruz. A sayısının alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Burada alacağı değer 1, 2 ve 3'tür. Burada alacağı değer eksi 3, eksi 2 ve eksi 1'dir. 3 burada, 3 burada, 6 tane değer vardır diyorum. 47. sorumuzda bu şekilde Edirne olarak bulmuş oluyor. 48. sorumuzda x, y, z negatif gerçel sayılar olmak üzere x 0 bölü 7, y bölü 0, 3, z bölü 0, 6 olduğuna göre aşağıdaki sıralamadan hangisi doğrudur diyor bana. Ben gidip bunların bir k orantı sabit veya şöyle diyebilirsiniz. Bu eşitliğini sağlayabilmemiz için burasının Eksi 0,7. Burasının eksi 0,3'ün katı ama ben direkt kendisini alıyorum. Hepsini aynı sayı eşitlemiş gibi düşünün. Burası da eksi 0,6 olur. Şimdi soru bitti. Sıralama istiyor bizden. Ki eşitsizlik konusu zaten sıralamadır. E bu eşitlik olmak için en küçük gördüğünüz gibi... Bakın en küçüğü normalde arada eksi olmasaydı 0.7, 0.6, 0, 0, 0 kıyaslamak kolay. Nedir? 0.7 büyüktür, 0.6 büyüktür, 0.3. Ama arada eksi var. Hepsini eksili çarptığımızda eksi 0.7 küçüktür, eksi 0.6 küçüktür, eksi 0.3 olur. Bu da y burası, 0.6'dan z burası ve x burası oldu. x küçüktür, z küçüktür, y olur. 48'de bursa olarak bulunmuş olur diyelim. Bu sayfamızda bu şekilde Tamamladık. 48 güzel bir negatif tam sayı sorusuydu. 47 mutlak değerde daha detayını öğreneceğimiz ki buradan da yapabileceğimiz güzel bir soruydu. 46 yine klasik bir soruydu. 45. sorumuz akarebe küp klasik tarzda bir soruydu. 44. sorumuz güzel bir soruydu. Bakın bu iyiydi. Bu testin en iyi sorusu bu diyelim. Bu sayfanın yani. 43. sorumuz da güzel bir soruydu arkadaşlar deyip 49'da kaldığımız yerden devam edelim. Diyor ki x, y, z birbirinden farklı pozitif tam sayılar. Diyorsa giriş kısmında direkt anlamanız gereken şey değer vereceksiniz. Olmak üzere x bölü x artı y küçüktür 1 bölü 6. y eksi z bölü z büyüktür 1 bölü 4 olduğuna göre x artı y artı z en az kaçtır? Birazcık yorumlayıp sonra değer verelim. Mesela burada kalp bölmesi yaparsam y bölü z bakın y bölü z eksi z bölü z'den 1 büyüktür 1 bölü 4. Diğer tarafa attım y bölü z büyüktür. 1 bölü 4 artı 1 ki bu da y bölü z büyüktür. 5 bölü 4 yaptı. Bunu aldım şöyle kenara koydum. Bu bir. Diğer tarafa geldim. Daha rahat işlem yapmak için ki pozitif sayılar olduğu için bakın bu pozitif, bu pozitif, bu pozitif, bu pozitif, bu pozitif. Yer değiştirebilirim. Pay payda yer değiştirdim de burası. X artı y bölü x büyüktür 6. Kalp bölmesi yapıyorum. X bölü x'den 1 artı y bölü x büyüktür 6. Diğer tarafa attığımızda y bölü x dediğim sayı 5'ten büyük olacak. Şimdi farklı pozitif tam sayılar x artı y artı z toplamı en az kaçtır diyor bana. Bakın ben en az değerini nasıl buluyorum. İzleyin. Ben x gördüğüm yere 1 yazarsam pozitif. Y ye gördüğüm yere 5 yazarsam bakın bundan büyük olmuyor. Ama y ye gördüğüm yere az yaz, 6 yazarsam x1 y6 yazdığımda şu anda x ve y'yi verebileceğim en küçük sayıları verdim. Sonra y yine geldim 6'yı buraya yerleştirdim. 6 bölü z büyüktür. 5 bölü 4 diyorum. 6'yı paydaya indirdim. Ya da şöyle yapalım. Z yukarıya, 4 buraya, 5 buraya. 4 çarpı 6, 24. 5 aşağıya indi. Büyüktür Z sayısı oldu. Yani Z dediğim sayı 24 bölü 5'ten küçük olmak zorunda. Ki 25 bölü 5 olsa 5 olurdu. O zaman ben Z yerine burada maksimum tam sayı olarak 4 verebilirim ki 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 şöyle yapsam daha iyi olur. Sonuçta benden en küçük değerini istediği için 24 bölü 5'ten büyük olan küçük olan tüm tam olur. yani ben z yerine 4, 3, 2, 1 değerlerini verebiliyorum çünkü birbirinden farklı pozitif tam sayılar. E ben 1'i x'de kullandım. 6'yı burada kullandım. O zaman 2'yi de z'de kullanıyorum. Geldim 2'yi de buraya yazdım. 6 artı 2, 8, Bir daha 9 yaptı. 49'un sorumuzun cevabı Edirne oldu. Şimdiye kadar, gerçi ilk sorumuz bu ama bu sayfanın şu anda en zor sorusu bu olabilir diye düşünüp 50. sorumla devam ediyorum. X, Y ve Z gerçel sayılar olmak üzere. Eksi 3 küçük eşittir. X küçüktür 4. Eksi 12 küçüktür. 4 y küçük eşittir 16. Eksi 4 küçük eşittir. Z küçüktür 6. Olduğuna göre x kare eksi 2 artı z bölü 2 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır diyor. Adım adım gidelim. Önce x kareyi bulalım x kare dediğim sayı bakın 1 eksi 1 artı alt sınırım 0'dan büyük olmak zorunda. Eksi 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, büyük olan 16. Bu 1. Eksi 2'yi alacağım, eksi 2 y'yi bulacağım. Elimde 4 y var, her yeri eksi 2'ye bölüyorum. Bakın her yeri eksi 2'ye bölüyorum. Eksi 12 bölü, eksi 12 bölü eksi, eksi 2'den 6. Yön değiştirdim, 4 y bölü eksi 2'den eksi 2 y. Yön değiştirdim, 16 bölü eksi 2'den eksi 8. Bir de bunu alt alta yazıyorum. Eksi 8 küçük eşittir. Eksi 2 küçüktür. 6. Bu da tamam. Z bölü 2'yi arayacağım. Yine her yeri 1 bölü 2 ile yani 2'ye bölüyorum. 1 bölü 2'ye çarpıyorum aynı şeyi. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 küçük eşittir. Z bölü 2 küçüktür. 6 bölü 2'den 3 yaptım ve 3'ünü de taraf tarafa topluyorum. 0 eksi 8 eksi 2'den eksi 10 küçük eşit küçük eşit küçük eşitten küçük eşit. Burası da x kare eksi 2'ye Artı z bölü 2. Küçük küçük küçüktür. 16, 22, 3 daha 25'tir. En büyük tam sayı değeri 25'ten küçük olan 24'tür. Artı en küçük tam sayı değeri eksi 10'da eşitlik var. Eksi 10'dur. 24 eksi 10'dan da 14 sonucunu elde ederim ve 50. sorumda Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. 51. sorumuzda 9 küçüktür, a kare b kare küçüktür. 82 olduğuna göre a çarpı b çarpının alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi a tam sayı, b tam sayı olacak. E baktığımızda şu arkadaş, bakın karecesini yazdığım için 3'ün karesidir. E bu arkadaşın arasında şöyle diyelim, 3'ün karesi küçüktür. Burası a kare çarpı b kare küçüktür. 82'den küçük olan 9'un karesi küçüktür. 82'nin ne var? Karesi. O zaman arkadaşlar a kare b kare dediğim sayı. 3'ün karesi. O zaman burası ne olabilir? 4'ün karesi. 5'in karesi. 6'nın karesi. 7'nin karesi. 8'in karesi. Hatta ve hatta şunu şuraya yazmayayım. Çünkü a kare b kare. 9'un karesi de olabilir. Şimdi a kare b kare mesela 4'ün karesi ise a çarpı b sayısı hmm, tam sayı. Negatif de olabiliyor. Şöyle yapalım. a kare b kare demek a çarpı b'nin karesi demek. Şimdi A ve B'ye ben pozitif sayı dememişim. Ama şunu diyebilirim. A çarpı B'nin karesi eşittir. Bak bir işin yazıyorum. 4'ün karesi ise eğer A çarpı B'nin alacağı iki değer vardır. Ya 4'tür ya da A çarpı B eksi 4'tür. Şimdi bunun dışında iki değer var. E 5 için de iki değer var. 6 için, 7 için, 8 için ve 9 için 2 iki değer vardır. Yani A çarpı B'nin alacağı değer sayısı 2, 4, 6, 8, 10. 12 tane A çarpı B değerim vardır. Hatta yazayım. 4 eksi 4, 5 eksi 5, 6 eksi 6, 7 eksi 7, 8 eksi 8, 9 eksi 9 toplamda 12 der var. 51. sorumuzda Diyarbakır olarak bulunuyor. 52. sorumuzda eksi 8 küçüktür, a küp küçüktür 27 olduğuna göre a kare eksi 4 a ifadesinin en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerine kaç fazladır? Önce şuradan gidiyorum. Küp olduğu için kusura bakmayın, yani kusura bakmayın diyorum. Küp olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Kusura bakmayın da ya. Her iki tarafın ben küp kökünü alırsam veya illa küp köke girmek zorunda değilsiniz. A küpten A'yı elde etmek için ben kübünü almışım. Neyin kübünü almışım? Burada eksi 2'nin kübünü almışım. A küçüktür. Burada da 3'ün kübünü almışım. Yani ben şu bilgiden A'nın aralığını buldum. Peki A kare eksi 4 A'yı bulacağım. E kaya sorularda bol bol bahsettik. 2 tane A varsa sıkıntı. Peki ne yapıyorduk böyle olduğunda? Elimizde a kare eksi 4 a varsa bakın a'nın katsayısı nedir? Eksi 4. Yapacağımız işlem eksi 4'ün yarısını almak ve aldığım sonucun karesini almak. Eksi 4'ün yarısı 2, karesi 4. Demek ki benim artı 4'e ihtiyacım var. Ben buraya 4 ekleyip 4 çıkarıyorum. Şu an işlemi değiştirmedim. 4 ekleyip 4 zaten 0. yapmak. Ama şurayı kullanmam lazım. Burası a a eksi 2 eksi 2. Yani bu arkadaş A eksi 2'nin karesi demektir. Yanında bir tane de eksi 4 var. Ne yaptım? Bir tane A'ya kadar indirgedim. Yani ben şuradan A eksi 2'nin karesini elde edebilirim. Önce her tarafa eksi 2'yi ekliyorum. Eksi 4 küçüktür. A eksi 2 küçüktür. 3 eksi 2'den 1. Her yerin karesini alacağım. Bakın. A eksi 2 parantez karesine ihtiyacım var. Alalım. Alt taraf eksi üst taraf artı isi olduğu için benim karesinden dolayı alt sınırım 0 oldu. Bu bir. Eksi 4'ün karesi 16, 1'in karesi 1. Üst sınırımda 16 oldu. Bu da 2. Peki bir de eksi 4 var burada. Bir de her yere ben eksi 4 ekliyorum. Eksi 4 küçük eşittir. Burası a eksi 2'nin karesi eksi 4 küçüktür. 16 eksi 4'ten 12 yapar. En büyük tam sayı değeri 12'den küçük olan 11'dir. En küçük tam sayı değerinden kaç fazla? Eksi. En küçüğü de eksi 4'tür. O zaman 11 artı 4 tane sonucum 15 yapar. Ve 52. sorumuzda diğer vakit olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Diyelim 53 ile de devam edelim. Eksi 7 bölü 2 küçüktür. Eksi 3x artı m bölü 2 küçük eşittir 4. Eşitsizliğinin çözüm kümesi eksi 1 kapalı 4 açık. Şimdi olduğuna göre m kaçtır bakın. Ben burada m'yi bulurum. Ne yapıyoruz? Önce x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. Bırakalım. Şu 2'lerden kurtulacağım. Her yeri gittim. 2 ile çarptım. Çarptığımda 2'ler gitti. Burası eksi 7 küçüktür. Bu arkadaş eksi 3x artı m küçük eşittir. 2 çarpı 4'ten 8 bu bir. Her yere eksi m ekliyorum. Eksi 7 eksi m küçüktür. Eksi 3x küçük eşittir. 8 eksi m bu da tamam. Her yeri eksi 3'e bölüyorum. Bakın eksi 3'e, eksi 3'e, eksi 3'e. Böldüğümüzde burası eksi 7 eksi m bölü eksi 3 bu arkadaş yön değiştirdi. Eksi 3 x bölü eksi 3'ten burası x büyük eşittir yön değiştirdi. Burası da 8 eksi m bölü eksi 3 oldu. Yani benim alt sınırım bakın eşitlik var eksi 1 eşittir. Benim üst sınırım da 4 eşittir. E birini yazsam çıkacak zaten diğeri taraf sağlam. O zaman 8 eksi m bölü eksi 3 eşittir neye? Eksi 1'e. İçten dışarı çarpımı yaptım. 8 eksi m eşittir. Eksi 3 çarpı eksi 1'den 3'e. 3'ü bu tarafa attım. 5 eşittir m'ye. Benden m'yi istiyordu. 53. sorumda Bursa olarak bulunuyor. 54. sorumuzun ve bu sayfamızın son sorusu. 4a eksi 2 bölü eksi 3 küçüktür. 5 eksi a bölü 4 eşitsizliğinin çözüm aralığı nedir? Bakın paydada eksi var. Bir kere paydada eksi varsa sıkıntı arkadaşlar. Benim bu paydaki eksiden kurtarmam için ne yapmam lazım? Eksi 3'e çarpmam lazım. Bir de burada 4 var. Veya şöyle bir söyleyelim. Tamam. Hem 4'ten hem de eksi 3'ten aynı anda kurtulmam için veya daha güzelini söyleyeyim ben size. Ben mesela burada 1 bölü 2 küçüktür. İşte a bölü 2 desem, a bölü 3 desem pozitif pozitif olduğu için ben burada işler dışta çarpımı yaparım. Ama mesela ben 1 bölü 2 küçüktür. Eksi 1 bölü ya da daha güzel verelim. 1 bölü eksi 3 Peki burada içten dışsa çarpımı yapsam. Eksi 3 çarpı birden. Eksi 3 küçüktür 2. Gerçi burada sıkıntı yaratmıyor da. Hiç buralara girmeyeyim. Tamam, kafanızı karıştırmayayım. Yani o istediğim örnek o olmadı. O yüzden daha fazla orayı zorlamıyorum. Şimdi paydamız eksi 3. Bu bizim için bir sıkıntı. Çünkü ben bu paydadaki eksi 3'ten kurtulmak için her iki tarafı pay paydayı ya da eşitliğin her iki tarafını eksi 3'e çarpacağım için yön değiştirecek. Tamam. Bir de burada 4 var. Hem 4'ten hem eksi 3'ten kurtulmak istiyorsam ben Yok ya ben bu x 3'ten kurtulmak istiyorum. Ne yaparım? Eşitliğin her iki tarafına gider. Eksi 3 ile çarparım. Eksi 3 ile çarptığımda. Eksi 3 bir eksi 3'ten burası gitti. 4a eksi 2. Negatif sayıla her iki tarafı çarptığım için yön değiştirecek. Burası eksi 3 çarpı 5'ten eksi 15. Eksi 3 çarpı eksi alanda artı 3a bölü 4 oldu. Şimdi burası pozitif oldu. Herhangi bir sıkıntı kalmadı. İçler dışlar çarpma yapıyorum. 4 dört çarpı 4'ten 16a. Eksi 8. Büyüktür. Burası da eksi 15 artı 3 A yaptık. Çözelim. 3A'yı bu tarafa attığımızda 13A eksi 8'i diğer tarafa attım. büyüktür. Eksi 15 artı 8'den eksi 7. Her iki tarafı da 13'e böldük. A büyüktür. Eksi 7 bölü 13 oldu. Alt sınırım eksi 7 bölü 13. Üstte bir sıkıntım yok. Sonsuza kadar gider. Bu da bana 54. sorumuzu edin olarak bulmuş oluyor diyelim ve bu sayfamızı da bu şekilde tamamlamış olalım. 54 gayet şu eksi 3 mantığını öğreten güzel bir soruydu. 53. sorumuz iyi bir soruydu. İşaretleyelim. 52. sorumuz gayet güzel bir soruydu. 51. sorumuz hoşuma giden güzel bir soruydu. 50. sorumuz gayet mantıklı güzel bir soruydu deyip 49'u da en iyi soru kabul ediyoruz. Ve artık son sayfamıza son altılımıza geçiyoruz arkadaşlar. 55. soru bana diyor ki Samsun'a da selamımız olsun. ABC birer gerçel sayı olmak üzere. A artı 3B küçüktür 24. 3A artı C küçüktür 15. C artı 3B büyüktür 11. Eşitsizlik sistemine göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Yani benim mevzum A ile. O zaman ben hem B'den hem de C'den kurtulacağım. Ki burayı eksiyle çarptığım anda bakın. Diğerlerini yazıyorum. A artı 3B küçüktür 24. Diğerini yazdım. 3A artı C küçüktür 15. Eksiyle çarptım. Eksi c, eksi 3b küçüktür eksi 11. Yazıyorum eksi c, eksi 3b küçüktür eksi 11. Hepsi aynı yönlü oldu ve ben bunları taraf tarafa topluyorum. Topladığımda ne oluyor bak? Eksi c artı c'yi 3b, eksi 3b artı 3 b götürdü. 3a, a daha benden istediği geriye 4a kaldı. Küçük küçük küçükten buraya küçük kaldı. 24, 34, 5, de 6, 9. 39'dan 11 çıkarttım. Buradan 28 geldi. Her iki tarafı 4'e böldüm. A küçüktür, 7 oldu. Güzel. Hangisi olabilir diyor. 7'den küçük olan 6 olabiliyor. 55. sorumuzda bu şekilde Adana olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. 56. sorumuzda 9 küçüktür, 2 artı 1'in karesi küçük eşittir, 121. Bir kere burası pozitif, burası pozitif. Yani alt sınır 0 olmadığı için sıkıntı yaratmıyor iki ihtimal vardır. Nereden biliyorum? Buna benzer soruyu detaylandırdığım yeri vereyim. Siz orada tekrar detaylandırın. 47. sorumuzda evet burada detaylandırdık. Gelip burayı eğer sadece o soru için geldiyseniz sadece bu soruyu dinleyip detayını öğrenip neden böyle olduğunu açıkladığımızı söyleyip mutlak değerde bunu daha iyi öğreneceğinizi söyleyelim ve bu çözmenin yolu bir kere burası 3'ün karesi burası 11'in karesi ve bu için iki ihtimal vardır karesini aldığımızda. Ya 3 küçüktür 2a artı 1 küçüktür 11 veya ikinci ihtimalimde eksi 11 küçüktür ki burada eşitlik var. Bu eşitlik burada ve buradan geldi. Burası 2a artı 1 küçüktür eksi 3'tür. İkisini de çözüyorum ve veya ile bağlıyorum. Her yere eksi 1 ekledim. 3 eksi 1'den 2 küçüktür. 2a küçük eşittir 11 eksi 1'den 10 yaptım. 2'ye böldüm. 1 küçüktür a küçük eşittir 5. Bu 1 veya geldim buraya çözdüm her yere eksi 1 ekledim eksi 12 küçük eşittir burası 2a küçüktür eksi 1 eksi 3'ten eksi 4 her yere 2'ye böldüm eksi 6 küçük eşittir a küçüktür eksi 2 burada alacağı değerler 2 3 4 ve 5 değerleri burada alacağı değerler eksi 6 eksi 5 eksi 4 eksi 3 değerleri 4 burada 4 burada toplam 8 tam sayı değeri var 56. sorumuzda diğer bakır olarak bulunuyor 57. sorumuzda eksi 1 bölü 6 küçük eşittir 2 bölü a artı 1 küçük eşittir eksi 1 bölü 12. İkisi de negatif taraftan. Harika. Ve benden a istiyor. O zaman ben pay payda pay payda pay payda pay pay yer değiştirdiğimde eşitsizliğim yön değiştirir. İkisi negatifse veya ikisi pozitifse bakın düşünün. Eksi 2 küçüktür. Eksi 1 küçüktür. Olmadı. Eksi 3 küçüktür. Eksi 2. Küçüktür. Eksi 1. Pay payda yer değiştirin. Burası eksi 1 bölü 3. Burası eksi 1 bölü 2. Burası eksi 1 oldu. Yani ne oldu? Yön değişti gibi düşünebilirsiniz. İkisi pozitif olsaydı olurdu. Ama biri negatif biri pozitif olduğunda bunu söyleyemiyoruz. Peki. Yön değiştirdim. Burası oldu. Sana eksi 6. E burası büyük eşittir oldu. Bu arkadaş artı 1 bölü 2 oldu. Burası büyük eşittir oldu. Ve bu arkadaş da eksi 12 oldu. Bir kere her yeri 2 ile çarpıyorum. Eksi 12 büyük eşittir bu ikiden kurtuldum. A artı 1 büyük eşittir. Eksi 24. Her yere eksi 1 ekledim. Eksi 13 büyük eşittir A. Büyük eşittir. Eksi 25. A diyor kaç farklı tam sayı değeri alır. Alacağı en küçük tam sayı değeri. Eksi 25. Eksi 24 bla 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 bla. En büyük de eksi 13'tür. Terim sayısını buluyorum. Son terim. Eksi 13. Eksi eksi 25. İlk terim bölü artış miktarı artı 1. 25 eksi 12 artı 1'den toplamda 13 terim vardır. 57. sorumuzda Ceyhan olarak bulunuyor. 58. sorumuzda x8 küçük eşittir 3x eksi 8'in kübü küçüktür 64. Şimdi küplerde şöyle yapıyorduk. Eksi 8 dediğim sayı 2'nin kübü küçük eşittir. Burası 3x eksi 8'in kübü küçüktür. 64 dediğim sayı da 4'ün kübü olduğuna göre X in çözüm aralığı nedir diyor. Soru bitti. Neden bitti biliyor musunuz? Çünkü direkt eksi 2 küçük eşittir küplerden kurtuluyorum. Burası 3x eksi 8 küçüktür. Burası da 4'tür. X'i bulacağım ben. Önce her yere artı 8 e ekliyorum. 8 eksi 2'den 6 küçük eşittir. Burası 3x küçüktür. 8 artı 4'ten 12 yaptım. Her yeri 3'e bölüyorum. 6 bölü 2 küçük eşittir. 3 bölü kaç'a böldüm? Kaç'a böldüm? 3'e böldüm. 3 bölü 3'ten x küçüktür. 12 bölü 3'ten 4. Yanlış bir yaptık. Bir hızlıca bakayım. Hızlıca bakayım. Hızlıca bakayım. Her yere 8 ekledim. Artı 6 12. Tamam doğrudur. Yani benim aralığım 2 ile 4 aralığında 2 kapalı 4 açıktır diyorum. 58. sorumuzda diğer olarak bulmuş oluyor. 59. sorumuzda 2 küçüktür a küçük eşittir 6, 3 küçük eşittir b küçük eşittir 8 olduğuna göre 2A eksi 4B bölü A çarpı B. İfadesinin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şıklara baktınız mı? Evet devam edelim. Şurada hemen hızlıca kalp bölmesi yapıyorum. A'lar gittiğinde burası 2 bölü B. Eksi B'ler gittiğinde burası eksi 4 bölü A. Peki elimizde A ve B var. 2 bölü B ve eksi 4 bölü A'yı elde edeceğim. 2 bölü 1, 6 bölü 1. Çarpmaya göre tersini alırsam. 1 bölü 2 yön değiştirdim. 1 bölü A yön değiştirdim. 1 bölü 6. Ben burayı eksi 4 ile genişletiyorum. Eksi 4 bölü 2. Yine yön değiştirdim. Eksi 4 bölü A. Yine yön değiştirdim. Eksi 4 bölü 6. Bu 1. Geldim buraya B'ye. 6, 1. 6, 1, 6, 1. çarpma göre tersini alıyorum. 1 bölü 3. Büyük eşittir. 1 bölü B. Büyük eşittir. 1 bölü 8. 2 ile genişlettim. Bakın tersten yazayım hatta. 2 bölü 3. Küçük eşittir. Burası 2 bölü B. Küçük eşittir. Burası da 2 bölü 8. Ve ben bu ikisini taraf tarafa topladığımda soru bitiyor. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2. Eksi 2. 2 bölü 8'den artı 1 bölü 4. Küçük. Küçük eşit. Küçüktür. Burası 2 bölü B. Eksi 4 bölü A'dır. Küçük eşit. Küçük eşit. Küçük eşit. Burası da 2 bölü 3. Eksi 4 bölü 6 da eksi 2 bölü 3'tür. Buraya kadar bir sorun o neydi ya? Buraya kadar bir sorun yok. Tamam yukarı kaydıracak. Peki. 4 kere eksi 2 eksi 8 artı 1'den eksi 7 bölü 4. Küçüktür. Burası 2 bölü b eksi 4 bölü a. Küçük eşittir. Bu tarafta 0 olmuş oldu. E o zaman alt taraf eksi 7 bölü 4 açık. Üst taraf 0 kapalı. Ve sorumuzun cevabı 59. sorumuzun cevabı Diyarbakır olarak bulunur. 60. ve bugünün son sorusuyla karşınızdayım. Elimizde eksi 6 küçüktür a. Küçük eşittir 5 olduğuna göre a kare artı 6 a artı 7 ifadesinin değer aralığı kaçtır? İki tane a olduğunda neden olduğunu zaten kaya sorularda anlattım. Merak etmeyin. Gidip orayı izleyin. Hepsini anlattım. Neden yaptığımı anlatıp çıkıyorum. İki tane a olduğunda en büyük değeri bulacağım için mesela burada ben eksi 5 verdiğimde burada büyük burada küçük oluyor. Yani en büyük değer eksi 5 olmuyor. O yüzden bir tane a olması lazım. O yüzden de Burayı tam kare çevireceğim. Yöntem şuydu. 6'yı 2'ye bölüp karesini alıyorum. 3'ün karesinden artı 9'a ihtiyacım var. Demek ki ben buraya 2 ekleyip 2 çıkarıyorum. Ve benim değerlerim a kare artı 6a artı 9 eksi 2 oluyor. Ve şu arkadaş tam karedir artık. a a 3'e 3 yani yazılışı a artı 3'ün karesi a artı 3'ün karesi eksi 2 olarak yazılmış oluyor. Hızlıca bir kontrol edeyim. A artı 3'ün karesi eksi. A artı 3'ün karesi eksi 2. Güzel. Peki elde ederim. Elimizde A var. A artı 3'e ihtiyacım var. O zaman ben her yere artı 3 ekliyorum. Eksi 3 küçüktür. A artı 3 küçük eşittir. 3 artı 5'ten 8'e karesini alacağım. Ben her yerin karesini aldım. Bir taraf eksi bir taraf artı olduğuna göre A artı 3'ün karesinde benim alt sınırım 0 olur. Güzel. Üst sınırımda eksi 3'ün karesi 9, 8'in karesi 64'ten üst sınırımda 64 olur. Bu da tamam. En son bu sonuçtan 2 çıkar diyor. Çıkarıyorum. Eksi 2 küçük eşittir. A artı 3'ün karesi eksi 2 küçüktür. 64 eksi 2'den 62'ye eksi 2 ile 62 aralığında bu da 60. soruyu bize burs olarak buldurmuş oluyor arkadaşlar. Diyelim ve bu sayfamızı da hatta bugünümüzde bu şekilde bitirelim. 60 gayet güzel bir soruydu. 59 aynı şekilde gayet başarılı bir soruydu. 58. sorumuz yine küpleri öğreten, küpten geri doğru gelmeniz gereken bir soruydu. 57. sorumuz çarpmaya göre tersini almanız gereken bir soruydu. 56. kareyi iyi öğrenmeniz gereken bir soruydu. 47'de benzeri vardı. 55. sorumuz da güzel bir soruydu deyip bugünümüzü bu şekilde tamamlıyoruz. 80 günde devri TT kampımızın 34. günü kaya testlerimizle bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Eski nesil sorular eşitsizlik için birinci dereceden eşitsizlik için bitmiş bulunmaktadır. Yarından itibaren iki gün boyunca hem önce elit sorular sonra elit testler olmak üzere yeni nesil soruları sizlere buluşturmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi artık 40'a doğru yaklaşıyoruz. 40 dediğimizde bu işin yarısı bitmiş olacaktır diyorum. Şöyle kapanış sayfasına da geçip yavaştan kapanışımızı yapalım. Arkadaşlar umarım hoşunuza gidiyordur. Umarım işinize yarıyordur diyeyim. Eğer bunlar oluyorsam bana destek olmak adına ve bu işlerin devam edebilmesi adına beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.